Evet, herkes 15. haftadan merhabalar. Evet bebek, şimdi ne kadarlık değil mi? Onu merak ediyorsunuz, evet. Bebeğiniz bu hafta bir portakal kadar oldu, evet. Kısmen. 15, 10-11 santim bir boyu var. Portakal değil, pardon, şeftali kadar. Ağırlığı da 70 gram. Bebekte neler oluyor bu haftada peki? Bebeğin 15. haftada gözleri hala sıkıca kapalı ve yaklaşık 23 haftaya kadar da açılmayacak. Artık annesinin karnından gelen parlak ışıkları fark edebilir ve sesleri duyabilir. Tiroid hormonları birkaç haftadan beri çalışıyor. Tiroid bezleri bakın başladı çalışmaya. Ondan sonra geçen hafta kasları beyni bağlayan sinirlerde miyelin dediğimiz bir yağ tabakası oluşmuştu. 15. gebelik hamilelik haftasında bu tabaka daha da gelişiyor. Fetüsün yapabileceği hareket sayısında da artış oluyor. Kollarını ve bacaklarını eklemlerinden çok daha hızlı hareket ettirebiliyor. Başını sağa sola çevirebiliyor. İçeride taklalar, yumruklar ve tekmeler atarak daha hareketli olan bebeğiniz karnınızı adeta akrobasi yapabiliyor. Üç damar sisteminden oluşan göbek bağı bebeğe bu hareketleri yapabilmesini sağlayacak şekilde esnekliğini sağlıyor. Parmak emme hareketi de yapabiliyor. 15 haftalık bebek hala istemsizce yüz mimikleri yapmaya devam ediyor. Şaşırma, üzülme, kızma, gülümseme gibi mimikler yaparak yüz kaslarını esnetmeye çalışmalarını yapıyorlar. Gebeliğin 15. haftasında derisi hala incedir. Deri altındaki yağ miktarı hala azdır. Bebeğinlerine görünen ince tüyleri de çıkmıştır. Bu tüyler doğumda da kalıyor. Sonra yavaş yavaş dökülüyor. Bebeğin kemikleri doğuma kadar sertleşmeye devam eder. Peki 15. hafta cinsiyet belli olur mu? Evet, artık bu haftalarda cinsiyet belli oluyor. Doktorunuzla lütfen konuşun. Aslında 14'ten itibaren belli oluyor gibi bir şey. Aslında 12'de bizim ultrason söyleşimiz 14. Anne vücudunda neler oluyor peki? 15. hafta kendinizi biraz daha hamile gibi hissedebilirsiniz. Artık kıyafetiniz üstünüze olmayabilir. Peki ne kadar diyeceksiniz kendinize artık? Neredeyse 4 ayı 1 hafta kalmış falan gibi de söyleyebilirsiniz. 15. gebelik haftası, 16. gebelik haftasında ise eğer yaşınız yüksekse, aile Down sendromu öyküsü varsa, daha önce sendromik bir bebek öyküsü doğmuşsanız, Down yönünden amniyosentez taraması size önerilebilir. Bu da bu haftalarda yapılıyor. 15-16'dan sonra yapılıyor. Amniyosentez işlemi ne? Ayrıntılı bir videoda anlatayım. Biraz uzun. Sıkılabilirsiniz. Şimdi burada sindirim zorluğu, mide ekşimesi, kabızlık, iştah artması, burun içi dokuda şişme, burun kanamaları, diş eti kanamaları hepsi olabilir. Duygusal iniş çıkışlar, kolay ağlamalar hepsi sizinle devam edebilir. Ani öfkelenme, mantık dışı düşünme gibi şeyler olabilir. Kasık ağrısı yaşayabilirsiniz. Rahmi karnı bağlayan bağ ve kasların esnemesinden kaynaklar. Hep aynı saatte yapmaya özen gösterin lütfen sevgili gibiler. Akşam yemeğinizi atlamayın, aşırı yemeyin. Uyku ortamınızı ayarlayın. Uyumadan önce sizi kaygılandıracak şeyler düşünmeyin. Karnınız ağırlaşana kadar, yani bebeğiniz 4-5 ay olana kadar sırt üstü yatabilirsiniz. Yine de kendinizi bu haftadan itibaren sol yanınıza yatmaya alıştırabilirsiniz. Bel ve sırt ağrıları başlayabilir. Oturma pozisyonuna dikkat edin. Yoga ve pilatesten vazgeçmeyin derim. Burada her besin besinden dengeli olarak tüketmenizi, tiroid bezi geliştiği için de iyot almanızı öneririm. 8 bardak su içmeniz de ayrı bir tarafı diyorum. 16. haftada görüşmek dileğiyle.